Bir de düğün yapmayalım, sadece nikah kıyalım diyordun ha. Bak ne güzel oldu işte. Dostumuza, düşmanımıza kendimizi gösterdik. Ne güzeli Süleyman, biz aynı düğünde miydik seninle? Kudret geldikten sonra kimsenin gözü düğünü falan görmedi zaten. Ne saçmalıyorsun? Ya millet illa konuşacak bir şey bulur. Ne takılıyorsun? O da nazar boncuğu olsun. Allah kahretsin ya. Allah gerçekten artık kahretsin ya. Rezillik bu ya. Bu ne? Ne oldu ya? Düğünle ilgili haber mi çıkmış? Al. Al sana haber. Eski eşler metresi çeyrek altın şoku. İçeriye neden girdiği belli oldu. Çektirmiş magazine servis etmiş. Oldu mu Süleyman? Yok ya. Aklı ermez böyle işlere. Ne demek ermez ya? Ermiş işte. Ermiş Süleyman, görmüyor musun? Çalışmış buna Kudret. Yahu sosyal medyanın ağzı torba değil ki büzesin. Bırak konuşsunlar. Sen de onlara kudurun de. Olsun bizim. Süleyman saçmalama. Ne diyorsun sen ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yok, düğüne davetiye göndermişmişiz de o yüzden gelmiş de. Yahu senin hiç mi onurun gururun kırılmıyor? Sen nasıl ezdiriyorsun bizi böyle? Ben anlamıyorum ki, bir tek benim mi onurum gururum kırılıyor? Ya cevap vermeyecek misin? Ben cevabımı lafla vermem. Benden aldığı her şeyi tek tek geri aldıkça gururum yerine gelecek. Merak etme. Bir ihale işi var. O da olunca gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İyi tamam. Sen kendi yöntemlerini, gururunu sil topla süpür. Ben kendi yöntemlerimi bulurum, tamam mı? Sen beni eve bırakıyor musun? Ben şoför çağırayım mı? Ya tabii ki bırakırım da, kahvaltı yapıyordum. O haberi görmedin önceydi Süleyman. Aman be ilahi, aman be ilahi. Buyurun İrfan Bey. Kudret Hanım sizi bekliyor. Ay, demek o meşhur İrfan sensin ha? Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır? Süleyman'a 20 sene dediler. 3 günde çıktı. Sana da 15 sene demişlerdi. Sen de 2 günde çıktın. Ha? Ya kampanya yaptılar da biz mi kaçırdık ya? Bir yolunu bulduk, çıktık demek ki. Kudret Hanım, Süleyman da ben de dışarıdayız nihayetinde. Siz de olaylara vakıfsınız anladığım kadarıyla. Lafı fazla uzatmayacağım. İkimizin de düşmanı aynı. Ben bu konuda size yardımcı olabilirim. Allah'a çok şükür, benim yardıma ihtiyacım yok. Süleyman çıktı ama ne var ne yok, her şeyini kaybetti. Tığ teber, Şah-ı Merdan kalıverdi. Dün düğünde pek öyle görünmüyordu, takdir edersiniz ki. Herkesin keyfi yerindeydi. Siz kendi gözlerinize Süleyman'ın da yeni karısını da gördünüz. Benim onlarla meselem kapandı. Yani alacak verecek kalmadı. Yani siz onlarla uğraşmasanız da onlar sizinle uğraşacaklardır. Kudret Hanım. Hele İlay şimdi gücü eline geçirdi, bunun tadını çıkarmayacak mı zannediyorsunuz? Sana ne bunda? Sen buraya Okan'ın yüzünden mi geldin? Bak aranızda geçenleri biliyorum. Ben onların benden çaldıkları her şeyi geri istiyorum. Aynı sizin gibi. Bakın, Süleyman yeni bir şirket kurdu. Vahbeli İnşaat. Bu gireceğiniz bir ihale varmış. Orada sizin karşınıza çıkacak. Bütün mallar, mülkler, şirketler bende olduktan sonra uğraşsınlar bakalım. Siz kırılan gururunuzu tamir edersiniz tabii. Kaybettiğiniz itibarınızı da geri kazanırsınız ama Süleyman'ın sizden aldığı bir şey var ki o en kıymetlisi. Onu da geri almak biraz zor. Neymiş o? Evladınız Kudret Hanım. Hayatta evlatlarımızdan daha kıymetli ne var? Dün gece Hakan sizin yanınızda değil, babasının ve yeni karısının yanındaydı. Olur mu? Süleyman sizden evladınızı çaldı.
Aynı benden evladımı çaldıkları gibi. Sen ne yapabilirsin ki? Bakın şirketinizde aklı çalışan bir elemanınız yoksa bu şirket sizin işinize yaramayacaktır Kudret Hanım. Eğer isterseniz, tabii uygun görürseniz, ben bu gireceğiniz ihalede Süleyman'ı alt etmeniz için ne yapabilirsiniz ona bir bakayım. İhaleyi almanın, Süleyman'ı da alt etmenin yolunu bul. Ben de senin için ne yapabilirim ona bakayım.